İklim şartları, hijyenik koşullar, beslenme sorunları, havalandırma kısıtlamaları, ısıtma sistemlerindeki yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Özel hastalıklar dışında büyük oranda benzer kronik hastalıkları vardır. Mide rahatsızlıkları, reflü, astım, akciğer hastalıkları, hemoroid, bağırsak sorunları, sinüzit, kronik baş ağrıları, bel ve boyun fıtığı gibi birçok hastalık da bu olumsuz koşullardan kaynaklıdır. Mahpusların yeterince hareket imkanına sahip olmaması, sportif faaliyetlerden yeterince ve bazen hiç yararlandırılmamaları, havalandırma kapılarının erken kapatılması nedeniyle işten, gün ışığından yeterince yararlanamamaları, hijyenik koşulların yetersizliği, mahpuslara temizlik malzemesi verilmesi bir yana, ellerinde bulunan temizlik malzemelerin alınması veya azaltılması, kişisel temizlik malzemelerinin mahpusların ellerinden alınmasının kaynaklanan ortak kullanım zorunluluğun bulaşıcı hastalık riskini arttırması, kipi hapishanelerde sıcak suyun yeterince verilmiyor olması, bazı kronik hastalıkların hapishanenin bulunduğu yerin iklim şartlarından kaynaklı olması veya hastalığın ağırlaştırılması veya sağaltımı zorlaştırması durumları hapishanelerde sağlık sorunlarının artmasına ayrıca neden olmaktadır. Hasta mahpusların sorunlarının başlıcaları kelepçeli muayene, hapishanelerde yeterince doktor ve sağlık personelinin bulunmaması, geç veya hiç yapılmayan sevkler, periyodik olarak yapılması gereken sağlık kontrollerinin yapılmaması, kalıcı iyileşmeye sağlamaya dönük tedaviden ziyade geçiştirici yöntemlerin uygulanması, sevk edildikleri bölgede tam teşekküllü hastanelerinin bulunmaması ya da çok uzak olması, bazı hastalıklar için kullanılması gereken ilaçların mahpus tarafından karşılanmasının talep edilmesi, çoklu hastalıkları olan mahpusların bazı hastalıklar için sevklerinin yapılması, diğer hastalıklar için neredeyse yıllardır tetkik ve tedavisinin yapılmaması, uzman doktor tarafından kontrol edilmesi gereken hastaların pratisyen hekim kontrolüne bırakılması, diyet yemeklerinin verilmemesi ve tek kişilik hasta için ağır bir süreç yaşatan tek kişilik ring araçlarıyla sevk edilmeleri gibi zorluklar sıralanabilir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 5275 sayılı kanun 6. maddenin F fıkrasında ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yaşam hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini korumak üzere her türlü koruyucu tedbirin alınması zorunludur ibaresiyle yaşam ve sağlık hakkı koruma altına alınmıştır. Büyük bir sorun olan ve kamuoyunun vicdanını kanatan hasta mahpusların yaşamış oldukları sıkıntılar çözüm üretilmeden ortada durmaktadır. Teşhis ve tedavisi yapılmadan adeta işkence çektirilen, hapishanede hayatını kaybeden ya da ölüme ramak kala bırakılıp kısa sürede yaşamını yitiren insanların olduğu bir toplum adalete olan inancını da kaybeder. Türkiye hapishanelerinde bulunan hasta mahpusların acil ve kalıcı tedavilerin yapılması, hapishane koşullarında tedavisi yapılmayan, yapılamayan hasta mahpusların da acilen infazlarının durdurulması gerekmektedir. Adli Tıp Kurumu siyasi olarak verdiği kararlardan vazgeçmeli, tam teşekküllü hastanelerin ve üniversite hastanelerinin verdiği raporlar kabul edilmelidir. Bizler hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi olarak 258. haftada hasta mahpusların durumlarını dile getirdik. Tüm bu sorunlar kalıcı bir şekilde çözülünceye kadar dile getirmeye, taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi.